Aşağıda Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş sürecini gösteren bir kronoloji verilmiştir. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılamaz? A. Atatürk'ün 1923 ile 1938 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Yukarıdaki metni okursanız siyasal hayat hakkında bu dönemdeki işte çok parti hayata geçiş denemeleri bunlar hakkında bilgi verilmiş. Ama Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı olarak görev yaptığı süreç hakkında bilgi verilmemiş. O yüzden de ulaşılamaz dediği için cevabım Adana. Ama diğer öncülere bakalım. Atatürk'ün yaşadığı dönemde çok parti yaşama geçişte sorunlar yaşandı. Bakın bu dönemde anlatılıyor işte tek parti yönetilmeye devam etti. Bakın bu süreçte girişimler oluyor ama sonuç alınamıyor. Geçtik. Ulaşamadık. Buna ulaştık. 1950 yıllarda yapılan seçimler sonucu Demokrat Parti iktidara geldi. Bakın 1408 milletvekili kazanan Demokrat Parti iktidara geldi demiş. Buna da ulaşabiliyoruz. Türkiye'deki ilk siyasi partinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Bunu da nereden anlıyoruz? Bakın çok partilerde geçiş öncülüğünü yapan Mustafa Kemal Atatürk Halk Fırkası'nı kurdu. Buna da ulaşabiliyorum. Ulaşılamaz dediği için cevabım Adana. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Ülkede çok partili hayata uygun ortamın bulunmadığına. Şimdi arkadaşlar buna ulaşabilirim. Çünkü neden? Fethi Bey tarafından Serbest Cumhuriyet Partisi kuruluyor, fırkası. Atatürk'ün isteği üzerine. Sonra rejim karşıtları parti teşkilatına giriyor ve gidişat tehlikeli bir hale almaya başlıyor ve bunun üzerine feshediyor. Demek ki hala yani çok parti hayata uygun bir ortam yok. B. Rejim karşıtlarının demokrasinin gelişimini engellediğine. Tabii ki sonuçta buradaki ne kadar bir muhalefet partisinin olması o ülkenin demokrasinin gelişimi için pozitif bir etkili yapacaktır. Ama bunun siz engellerseniz bu da tabii ki negatif sürece evrilecektir. Geçtik bunu da alabiliriz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın seçimlerde başarısız olduğu, seçime girememiş ki başarılı olsun veyahut da başarısız olsun. Böyle bir süreç yaşanmadığı için buna ulaşamam. O yüzden cevabım Ceyhan. Denizli'de Atatürk'ün Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmasını desteklediğini. Burada da anlatıyor bakın. Atatürk isteğiyle diyor. O zaman desteklemiş. Ulaşılamaz dediği için cevabımız Ceyhan. Buna göre Kadınlar Halk Fırkası alanlardan hangilerine katkı sağlamıştır? Yukarıdaki metni okursanız kurulan bu yapının arkadaşlar özellikle de bu Nezihe Muhittin Başkanlığı'nda kurulan Kadınlar Halk Fırkası'nın örgütün hedefinin siyasi değil, ülke genelinde kadınların geri kalmışlığı, eğitimle üstesinden gelinerek kadınların toplumsal yaşama dahil olmaları ve ülkenin ilerlemesine etkin rol olmaları demiştir. O yüzden burada ekonomik değil, kültürel ve sosyal bir yaklaşımdan söz edebiliriz ancak. Çünkü topluma kadınları entegre etmek ve toplumsal yaşama dahil olmalarıyla beraber onların geri kalmışlığını geçirmek hem kültürel hem de sosyal alana katkı sağlayacaktır. Ama ekonomik alana değil. O yüzden cevabımız 2 ve 3 öncülerin olduğu Ceyhan. Milli egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlığı tabidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur. Buna göre Atatürk ile ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir? 1. Farklı siyasi partilerin ülke yönetiminde olmasını istemiştir. Ne diyor bakın? Denetleyen partiler muhalif partiler olması gerektiği fikrinde. Siyasi partilerin kendi menfaatleri doğrultusunda çalışmasını hedeflemiştir. Kesinlikle. Onun için böyle bir hedef olamaz. Çünkü o daha çok neyi hedeflemiştir? Ülke menfaatini. Cumhuriyet ile yönetilen yerlerde siyasi partilerin varlığının normal karşılanmalıdır. Evet, şüphe yoktur diyor bakın. Buna da ulaşabilirim. Milli egemenlik anlayışını güçlendirmek için kadınlara siyasi haklar vermesini desteklemiştir. Henüz daha böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden de söylenebilir dediği için cevabımız 1 ve 3 öncülerin olduğu Bolu. Muhalefet değerlidir. Çünkü muhalefet hükümeti denetler. Hükümetin yanlış yapmasını engeller. Hükümetin keyfi uygulamalarının önüne geçer. Verilen söze göre Atatürk aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır? A. Çok partili yaşam. Evet. C. Yeni bir anayasa, yeni bir yönetim, meclisin açılması. Dikkat ederseniz neyi öngörüyor? Hükümet var. Yani bir devlet yöneten hükümet kanadı var. Hükümet partisini, hükümeti yöneten partiyi, diyelim X partisi. X partisinin yanlış mı doğru mu yaptığını kim denetleyecek? Y partisi. Bu da kim? Muhalefet oluyor arkadaşlar. O yüzden de muhalefet denetleyeceği için ne gerekli? Bakın çok parti. Yani çok partili hayat. O yüzden cevabımız Adana. Verilen bilgilere göre yorumlardan hangilerine ulaşılamaz? 1.
Kadınlara siyasi hak 1934 yılında verilmiş. Ne demiş metinde arkadaşlar? Kadınların 34 yılında seçme seçilme hakkını elde ettiği tarihten hemen sonra diyor. Bakın o zaman bu hakkı 34'te mi elde etmişler? Evet. Ulaşabiliyor muyum? Evet ama bana neyi sormuş? Ulaşılamaz. O zaman bir gitti. Yani şöyle bu ikinci ürünümüz elemiş olduk. Meclisteki kadın vekillerin çoğu İstanbul'dan seçilmiştir demiş. Şimdi metni dikkatli okumadığımız zaman şunu yanılabiliriz. Yani 7'sinin İstanbul diyor ya. Şimdi siz hesapladığınız zaman o zaman bunlar içerisinde çoğu İstanbul. Ama bakın bunlar seçim yerleri değil. Bunlar ne diyor arkadaşlar? Doğum yerleri. Yani kendisi başka yer milletvekili ama nerede doğmuş? İstanbul'da doğmuş. O yüzden bu İstanbul'dan seçildiği anlamına gelmez. O yüzden buna ulaşamam. Üçüncü öncül kadın vekillerin tamamı ülke sınırında doğmuştur ifadesi. O da yanlış çünkü Selanik artık ülke sınırında değil. Bakın İşkodra, Bosna bunlar o yüzden buna da ulaşamam. O yüzden de ulaşılamazı sorduğu için 2 ve 3'e ulaşamıyorum. Yani cevabım Denizli. Verilen bilgilere göre yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Medeni kanun ile toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmış. Ne diyor arkadaşlar? Burada çok eşitlik ortadan kalkıyor. Erkeğin sahip olduğu haklar kadınlara da aynı eşit şekilde yararlanabiliyor. O zaman bunu söyleyebiliriz birinci madde. İkinci maddede Cumhuriyet öncesi Türk kadınları erkeklere eşit haklara sahip değil. Ya bakın medeni kanun çıkana kadar görüyorsunuz eşitlik olmadığı görülüyor buradan da. Ama medeni kanunla bu eşitlik sağlanmış o zaman ikinci önceye de ulaşabilirim. Cumhuriyet rejimiyle ülke yönetimine karşı kişi iradesi hakim olmuştur. Arkadaşlar Cumhuriyet halkın iradesi, halkın egemenliğidir. Kişi iradesi, kişi egemenliği dediğimiz yapı mutlak monarşi yani krallık, padişahlık gibi durumlardır. İkisi zaten aynı yerde olması söz konusu olamaz. Burada Cumhuriyet rejimi tamamıyla kişi iradesini değil halkın iradesinin hakim olduğu bir yönetimdir. O yüzden buna ulaşamayız. Ulaşılabilir dediği için bir ve ikinci öncülerin olduğu Bolu doğru cevabımız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün çok partili demokratik yaşama geçirmesini istemesinin nedenleri arasında sayılamaz? A. İktidarı elinde bulundurmak. Arkadaşlar bir kere zaten çok partili demokratik hayata geçişi isteyen kişi Atatürk. Yukarıdaki metni okuduğunuz zaman net bir şekilde anlıyorsunuz ki Atatürk'ün derdi böyle bir şey değil. Tam tersine Atatürk birçok farklı fikirlerin meclise yansımasını istiyor. Yani demokrasiyi yaygınlaştırmak istiyor. İnsanların farklı görüşleri meclise yansısın istiyor. Ve aynı şekilde bölgedeki farklı partilerin çoğalması demek insanların daha demokratik süreci desteklemesi demek. Aynı zamanda hükümetin yapmış olduğu faaliyetlerin denetlenmesi demek. Ama burada ne demiş? Demokratik yaşamı geçirmesini istemesi neden arasında sayılamaz dediği için cevabımız Adana. Eğer bir ulus bir amaca doğru tüm erkek ve kadınlarıyla yürümezse o zaman uygarlık yolunda herhangi bir ilerlemeyi beklemek gereksiz olur. Eğer bir sosyal yapının bir üyesi pasif iken yalnızca diğer üyesi faaliyette bulunursa bu sosyal yapının feçli olması anlamına gelir. Mustafa Kemal Atatürk bu açıklamasında aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? A. Milli ekonomik alanda çalışmalar yapılması. Dikkat ederseniz burada ekonomiyle ilgili bir bilgi yok. Ne diyor? Ulusun kadınıyla erkeğiyle uygarlık yolunda birlik beraberlik içerisinde yürümesini istemiyor, ilerlemesini istiyor. Yani burada ekonomik bir faaliyet bahsedilmemiş. Çok farklı hayat anlatılmamış arkadaşlar. Medeniyet yolunda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını anlatılmış. Çünkü bakın burada net bir şekilde toplumsal birlik beraberlik savunulmuş. Siyasi faaliyetlerin toplum tarafından desteklenmesi de değil. Vurgu yapılan unsur buradaki cinsiyet eşitliğidir. Cevabımız Ceyhan. Buna göre parti programı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkili değildir? Bakıldığı zaman Mustafa Kemal ve arkadaşlar tarafından 1923 yılında kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti programı şu şekildedir. Milli hakimiyetin halk tarafından ve halk için yapılması önderlik etmek. Türkiye'yi modern bir devlet halinde yükseltmek. Türkiye'yi kanunlara hakim kılmak. Kanun önünde herkesi eşit kılmak. İmtiyazsız ve sınırsız bir halk oluşturmak. Buna göre parti programı aşağıdaki kavramın hangisi ilişkili değildir dediği zaman arkadaşlar net bir şekilde ne ayrılabiliriz? Ayrıcalıklı sınıflarla ilgili değildir. Ne diyor bakın eşitlik diyor. Eşitliğin olduğu yerde ayrıcalıklı bir grup bir zümre olabilir mi? Tabii ki olamaz. Ama hukukun üstünlüğü, millet iradesi, çağdaşlık hepsi yukarıyla ilişkilendirilebilir. Cevabımız Bolu.